Şimdi e, burada bu, bunda herkesin de bildiği gibi Kandil Hastanesi'nin e, anlık e, deprem hapishanetlerini gösteren e, harita bu harita aynı harita bakın şurada da var bu da AFAD'ın aynı harita benzer harita bakın şuradan basit bir transfer var buradan yukarı doğru yani Doğu Anadolu fayzonu boyunca bakın burada Malatya'ya kadar geliyor şurada bitiyor ufak ufak İkinci depremde burada buradan bu tarafa doğru depremlerin artış şoklar devam ediyor. Bakın şurada net bir şekilde bu görünüyor. Bakın mesela AB yönünde yani şu birinci depremin ana şokunun birinci depremin epsantro noktası burası. Dolayısıyla derinlikler ve deep strike rightler oradan alınmış. İkinci depremde bakarsanız yukarıda dediğim gibi ilk depreme göre kuzeyde bakın net bir şekilde doğu batı yönlü bir gerilme değişimi var burada. Bakın net bir şekilde kırmızı görünüyor. Bizim bildiğiniz gibi hmm. e... Dünden bugüne ülkemiz için çok acı ve zor bir durum. Bu büyük depremin artçıları artçılar devam ederken ardından ilk ana şokun kuzeyinde, Kahramanmaraş civarında ikinci bir büyük, bağımsız bir büyük deprem, 7.5 gen ailesel büyüklüğü bir deprem daha meydana geldi. Dolayısıyla iki tane inanılmaz büyük deprem. ...meydana geldi ve belki de ülkemizin son 100 yılda yani Erzincan depremiyle belki kıyaslayabiliriz ama... ...ondan da çok ayrı, yıkım olarak inanılmaz büyük bir yıkıma sebep oldu. İlk ana şoktan sonra, ikinci ana şokla birlikte bugüne kadar yaklaşık 500 civarında bir artı şok aktivitesi var. E bu aktivite devam edecek. Bu aktivite günler, haftalar, aylarca sürebilir ki sürecek... Dolayısıyla ülkemiz için oldukça zor bir dönemden, oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Burada önemli olan bu depremlerin, bu iki birbirinden bağımsız depremin oluş zamanları. Birbirinden bağımsız depremin oluş zamanları. Birbirine çok yakın sürede, yani aşağı yukarı 9 saatlik bir zaman farkıyla iki tane çok büyük deprem meydana geldi. Bu açıkçası bizi oldukça şaşırttı. Biz beklentimiz, ya bölge için zaten bir beklentimiz vardı. Yani bölge için yapılan bizim de yaptığımız çalışmalar var. Ee, bölge için e, riskin beklendiği dep büyük depremin, Aleser büyüklüğü 7'den büyük olan deprem beklentimiz vardı. Fakat ikinci deprem e, mi bu kadar kısa sürede, bu kadar yakın bir lokasyonda meydana gelmesi, açıkçası bizi de çok şaşırttı demek ki inanılmaz bir stres birikimi var bölgede. Yani binanın o şekilde yıkılma şansı yok o yıkılan binaların. Muhakkak bir problem var oralarda. zeminde, binanın yapım aşamasında, bina yapıldıktan sonra muhakkak bir problem var ki o binalar yaş binaların yaşıyla ilişkilendirilebilir. Muhakkak bir problem var. Doğru zemine, doğru yapıyı inşa etmediğimiz sürece maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. Yani Elazığ'da bununla karşılaştık. Çok yakın, çok güncel. 6.8 Sivrice. İzmir'de bununla karşılaştık. 2011 Van'da biz burada yaşadık bunu. Ee, İzmit'te yaşadık, Kocaeli'nde yaşadık bunu. Evet dolayısıyla bizim e, ısrarla yapmadığımız ama yapmak zorunda olduğumuz olay e, doğru zemine Doğru yapı inşaat etmek. Şimdi özellikle dünden beri e, benim e, telefonum sıkça çaldı. Mesleğimiz icabı insanlar bizi arayıp e, bilgi almak istiyorlar. Benim gibi bir sürü hocamı da muhakkak insanlar aramışlardır, bilgi almışlardır. Şimdi bu deprem, bu son olan iki depremin e, ülkenin farklı bölgelerindeki e, bölgelerini etkiler mi diye. Bu bir kere şuna bir netlik, e, netlik getirelim. Bu olan depremin, depremlerin ve bu depremlerin artçılarının Sadece e, Doğu Anadolu faiz zonuyla alakalı. Diğer ne e, doğuyla, Van ve civarıyla, ne kuzeyle Karadeniz'le, ne batıyla bir alakası, bir ilişkisi yok. Teknik olarak bir alakası yok. Doğu Anadolu faiz e, kendi içerisinde, kendi segmentleri içerisindeki aktivitesi bu. Diğerleriyle asla ve asla alakası yok. Yani. E, burası aktif ve e, gerilmesinin artı, art, artan bir bölge. Şu an e, hali hazırda basım aşamasında olan, Gümüşhane Üniversitesi'nden e, sismolog profesör Serkan Öztürk'le birlikte yaptığımız bir çalışma var. O çalışmada Çaldıran fay zonunun kuzeydoğu yönünde gerilmenin transfer olduğu e, açık bir şekilde görünüyor. B değerlerinin e, gene bölgede düşük olduğu açık bir şekilde görülüyor. Ha e, bizim bölgemiz her zaman riskli. Van ve çevresi olarak biz her zaman risk altındayız. Yani bizim 10 e, yıl, 15 yıl net bir şey söyleyemezsiniz. Bir bakıyorsunuz Hoyda deprem oluyor. Bir bakıyorsunuz e, gölün doğusunda deprem oluyor. Birazdan ben şimdi size figürleri de göstereceğim. Figürlerde net şekilde göreceğiz zaten. Yani risk bizim bizim bölgemiz her zaman riskli. Evet. Şimdi bizim bölgemiz için e, bizim e, Gümşen Gümüşhane Üniversitesi'nden Profesör Serkan Ösür'le birlikte yaptığımız bir jenopismolojik çalışma var. Bu çalışmaya göre e, Van Gölü'nün alın ikiye bölün doğusu. Özellikle Van Gölü'nün doğusu bizim gelecek beş yıl içerisinde e, batıya göre daha riskli olan bölgemiz daha e, deprem üretebilecek olan bir bölgemiz. E, nereler var orada? Erci, Erciş var, Muradiye var, işte Van Merkez'in doğusu var, Tuşba'nın bir kısmı, e, e, Özalp var. Aşağı Hı. hatta Hoya doğru da gidebilirsiniz. Onun haricinde e, gene bizim e, bölümdeki öğretim üyemiz e, doçent doktor İsmail Hakkı, gene Serkan Öztürk ve ben birlikte yaptığımız çaldıran faiz ile ilişkili bir yaptığımız bir çalışma var. O yaptığımız çalışmada da e, hem e, B değeri hem gerilme değişimi değerlerinde net bir şekilde çıktı ki... ...çaldıran fayzonun kuzey batısı, kuzey batıya doğru... ...böyle bir enerjinin gerilmenin o tarafa doğru bir transfer olduğu... ...ve riskin daha yüksek olduğu bölgenin orası olduğu net bir şekilde görünüyor. Bunlarla ilgili haritalarımız var. Mor olan bölgeler, diğer taraflara göre daha yüksek riskli bölgeler. Daha deprem üretebilecek olan bölgeler. Ya bizim bölgemiz için... Van için doğu Van Gölü'nün doğusu bizim için daha riskli bir bölge.